Ya bizim hedefimiz doğrultusunda bomba gibi gireceğiz. Yani bir hedef koymuşuz Turgutlu Spor olarak. Yani onun doğrultusunda da hedefimize doğru masamak masamak çıkacağız. Evet. Biz ona inanıyoruz. Takım da inanıyor. Burada çalışanlar da inanıyor. Ne dedik? En alttan en üste kadar, yani başkanımıza kadar hepimiz bir kenetlendik ve bunun yani lige yansıtacağız. Evet. Çünkü hedefimiz var. Nedir hedefimiz? Hedefimiz yani bir 5 senelik bir program hazırlığı yapacağız. Masamak masamak şampiyon olup bir üstliklere çıkmak, hep hedef bu olacak. Bir de burada altyapıda güzel çalışmalar yapıp daha iyi bir altyapı organizasyonu yapıp, yani biz ne oynuyorsak altyapımız da onu oynasın. Mesela maalesef Türkiye'de A takım bir format oynuyorsa altyapıdakiler ayrı bir format oynuyor. Biz ama burada hepsini aynı yapmayı düşünüyoruz. Şunu söyleyeceğim size hocam. Turgutlu Spor transfer noktasında ne durumdadır? Ne gibi transferler düşünüyorsunuz? Turgutlu Spor'u tam bir ay sonra maç var. Lige evet artık hazırız. Ne zaman diyebiliriz? Biz kamp dönüşü burada, ben inanıyorum yani ligin bir hafta kala biz hazır bir vaziyette olacağız. Evet. Kaç transfer düşünüyorsunuz hocam? Ya şu anda 6-7 transfer daha düşünüyoruz. Çünkü her pozisyonu iki adam istediğimiz için ona göre ihtiyacımız olacak. Hatta 28 kişilik kadro yapmayı düşünüyoruz. Çünkü kupa var, lig var. Biz gidebileceğimiz en iyi yerlere gitmek istiyoruz. Hedefimiz o. Evet. Yani Turgut Spor biliyorsunuz geçen sezon küme düştü. Bu sezon Turgut Spor'un hedefi kesinlikle ve kesinlikle tekrar ikincilik. Ya hedefimiz ikincilik. Hatta Bankasya Ligi, hatta Süper Lig. Öyle düşünüyoruz yani. Ha bu nasıl olur? Çalışma programımızı ona göre ayarlayacağız. Ve onun doğrultusunda da hedefe doğru, hedef dediğimiz zaten bir hedefimiz var. Oraya doğru masamak masamak çıkmak. Yani birden 10 masamak çıkmak istemiyoruz. 10 masamak çıktığın zaman, düştüğün zaman daha ağır gelir. Ama tek masamak çıkıp da biraz düşmüş olsan bir şey olmaz. Bize hedefimize doğrultusunda yani bir masamak çıktık, bir masamak daha çıkıp bu şekil yani teker teker çıkmak. Hedefimiz bu. Evet. İlk hedef, ikincilik, ondan sonra ilerleyen sezonlarda bu 5 yıllık plan içerisinde Süper Lig'e kadar gitmeyi planlıyorsunuz. Elbette. Neden olmasın? Evet. Yeter ki biz düzenli çalışalım. Birlik beraberlik içerisinde olalım. Yani inanıyorum ki çok farklı şeyler olacak yani Turgutlu'da. Evet. İnşallah hayırlısı olur hocam. Taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz inanıyoruz, onlar da bize inansınlar. Yani birbirimize destek çıkalım. Yani bir maç kötü oynamayla Türkiye'de olan şeylerden bahsediyorum. İşte taraftar kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ama işte gerek yok. Moral vermek açısından kötü mü oynadı? Olabilir ya, insanlık hali. Bir maç iyi oynarsın, bir maç kötü oynarsın. Zaten inişli çıkışlı bir grafiğin olur. Zaten o grafik olmazsa hatalarımızı göremeyiz. Evet. Hata yaparsak hatamızı anlayacağız, onu düzeltmek zorundayız. Hatalardan ders çıkartırız. Evet. Ama maalesef Türkiye'de böyle düşünülmüyor. Buna üzülüyorum yani. Yani bir nevi Turgutlu'da futbol mantalitesi yönünden de birazcık yani farklılık yaratmayı planlıyorsunuz. Ya biz burada Turgutlu'da bir sistem oturtturup ben burada olsam da olmasam da en azından Turgutlu'da Turgutlu Spor'un yöneticileri, başkanı diyebilsin. Turgutlu Spor'un formatı bu. Gelen hoca bu formatta oynatacak. Ya yani öyle bir temel atmayı düşünüyoruz. O temeli attığımız zaman size şunu söyleyeyim. Yani bir 10 sene ileriye bakacaksın. Hı. Yani bugün ben başarılı olayım değil. 10 senelik. Yani düşünce hep ileriye dönük olacak. Başarının sırrı da budur. İleriye dönük çalışmalardır. Yani bizim hedefimiz burada bir temel oturtturup, sağlamlaştırıp, o temel doğrultusunda gelen hocalarımız, ben burada olmasam bile diyorum, gelen hocalar, yani en azından Turgutlu Spor'un başkanı kimse o dönemde, diyecek ki kardeşim biz Turgutlu olarak şu formatta oynuyoruz, sen de bunu oynatacaksın. Değişiklik istemiyoruz. Yani gelecek dönemler içinde Turgutlu Spor'un şablonunu hazırlayıp bırakacaksınız yani. Şablonunu hazırlamayı planlıyorsunuz. Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Tabii. Turgutlu'yla. Ama olabilir. Benim ayrıldığımı varsayıyorum. En azından Turgutlu'ya bir temel atıp o temeli oturtturmak. Yani kalıcı bir şey olsun.
ben arkamdan kötü laf işitmek istemiyorum, iyi laf işitmek istiyorum. Onun için de temeli sağlam atacağım ki ekibimle birlikte biz bu sağlamlaştıralım. Ondan sonra Allah kerim diyoruz yani. Evet. Peki altyapıdaki futbolcuların Cihat'tır, kalecilerdir. Altyapı olarak performansları nasıl buldunuz bu oyuncuların? Tabii ki eksikleri var. Bizim görevimiz ne? Eksikleri gidermek. Onun için de çalışmalarımızı yapıyoruz yani. Fizik olarak yani çocukların futbolcu anlayışı olarak diyorum sahadaki anlayışları. Yani bir de abi kardeşlik saha içerisinde en önemli şeylerden bir tane. Bir tanesi başarının sırrı takım içerisinde ekip olmak. Onu olduğun zaman zaten ben korkma diyorum. Gidersin. Son olarak hocam fikstürü nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi benim için fikstür şöyle söyleyeyim. Biz çıkacağız kendi topumuzu oynayacağız. Biz kendi topumuzu oynayacağız. Yani fikstür iyi de çıksa kötü de çıksa mecbur oynayacağız. Ama hedef biz hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yapıp yani fikstürde de onun içerisinde dahil çıkacağız. Her hafta maçımızı oynayacağız. Yapabileceğimizin en iyisini yapıp olabilir. Bir maç mağlup olabiliriz. Çünkü skor tahmini yaptığın zaman galibiyet, mağlubiyet, beraberlik var. 3 tane. Onun için yani bunu şey yapmakta ben şey yapmıyorum yani en azından eksiklerimizi görürüz diyorum. Çünkü misal ilk maç mağlup olmak olabilirsin misal veriyorum. En azından son maça bırakmamaktır. Şampiyonluğu kaçırmamaktır. Mesela Fenerbahçe'nin olayları hep son maçlarda şampiyonluğu kaçırıyor misal. Yani o daha kötü bir şeydir. Başta bir hata yaparsın ama düzeltmen uzun bir vadeli zamanın var onu düzeltebilirsin. Ama insanlar bunu algılamıyor maalesef. Hep işte bak gördünüz mü kötü başladı. Bu dünya sonu değil. Mesela bir Barcelona da kötü başlıyor sezona. Olabilir. Yani şunu anlıyorum ben. Bizi ligin başına değil bizi ligin sonuna değerlendirin diyorsunuz. Hedefimiz ligin sonu. Evet. Başarılar hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.